Yani şimdi mesela benim beklentim olmayan... Şimdi Ceyhun. Ceyhun abi diyelim yaşı da var. Şimdi Ceyhun'un çok iyi bir performans göstermediği zaman bizde bir hayal kırıklığı olmaz. Beklediğimiz bir şey Hı. ama Burak benim için bir hayal kırıklığıydı. Yani dediğim demek istediğim şu eğer hani doğru eksilmeyle giderlerse ünlülerden daha çok güçlü bir gönüller takımı görüyorum ben. Doğru eksilmeyle. Doğru eksilmeyle. Kimleri eliyorsun mesela orada? İlk ee, ilk olarak Ceyhun abi geliyorum üzülerek. Üzülerek. Çünkü e, karakter olarak falan çok beğendiğim bir yarışmacı. Ondan sonra Burak. Efendim? Ondan sonra Burak. Burak. Sonra aslında Tayfun aslında Tayfun'un performansı Burak'a göre daha iyi gibi geliyordu bana ama sanırım istatistik olarak zaten düşükmüş. Onun. E, kafa kafa, kafa kafa diyebiliriz kafa, yani. Evet. Kafa kafa diyebiliriz. Sonra e, Burak sonra Ama Tayfun'un Tayfun... da sempatikliği var. O, o evet, başka bir şey evet izletiyor yani. Yani Tayfun'u ben, Tayfun ben izlemeyi seviyorum. Yerde. Televizyonda. E ondan sonra Ceyhun, Burak Tayfun erkek kişilerden gideceğini düşünüyorum. Bayanların fazla hani elemeye gireceğini şu an dokunulmazlıklarda düşünmüyorum potaya. O zaman şu anda şu konuda galiba hep fikiriz. Evet. E yarınki dokunulmazlık oyununu biz gönüllerin kaybedeceğini toplu olarak bu düşüncedeyiz değil mi? Yani gönüller kaybedecek gibi evet. duruyor. Nasıl öyle belli gözüküyor? Olmaz. Belli olmaz diyorsun. İşte. Hiç belli olmaz. Ben gönüllerin kaybedeceğini Burak düşünüyorum. Burak ne yapıyor orada? Bana Allah aşkına söyler misiniz? Burak bilmiyorum. Ben de bilmiyorum sana soruyorum. Yani genç kaldı arkadaşlarının arasında kendini ön plana atamadı. yani en azından giyişi... küçük enişte dedi ya bugün bir de küçük enişte diye patlattı şeyi. Berkan bağırdıktan sonra Berkan'a Berkan karşı kaybetti. Ondan sonra yani şimdi Gücünü koyması gerekirdi, gençliğini koyması, azmini koyması gerekirdi. Oralarda e, yapamadı yani. Gladiatör'de de, gücütte de, de sınıfta kaldı. Tabii ama evet. gerçi şimdi Berkan'la oynuyor oralarda. Berkan da çok güçlü ya bir adam Ama da. işte o egosu e, zedelendiği için öyle laf atıyor oraya. Berkan işi bu zaten şu an şimdi, sporculuk yaşantısında. Spor, tabii. Ben şeyi söyleyeyim mi? Burak'ın ne yaptığını size söyleyeyim mi? Söyle. Burak'ın ne yaptığını Tayfun söyledi röportajı Dinlemediniz mi ne yaptığını? Yalakalık, yalakalık yapıyor evet. Yalakalık yapıyor dedi. Kime yapıyor dedi? Ya, Tayfun yapıyor dedi. Burak için... Yasin'e yalakalık yapıyor dedi. Sen Tayfun'u da sessiz falan olduğuna bakma. O da röportaja gidince maşallah. <gülüyor> <gülüyor> böyle yalaka malaka diyor yani sen. Orada kimse sessiz Masum falan değil. Masumiyeti temsil ediyor Tayfun. Saflığı temsil ediyor ama yani altından işte böyle bazen değişik röportajlar çıkıyor. Az önceki bilgiye gireceğim sonra hemen oraya geliyorum. Avantaj oyununa çıkan arkadaşlar: Perviz, Berkan, Aycan, Elif. Aycan, Elif olabilir. Perviz, Berkan bu e, takımın, ünler takımının iki tane Dalyan gibi adamı var. Birisinin boyu 2 metre, birisinin de 1.90'ın bir üstünde. Mert ve Barış. Siz ne yapıyorsunuz? Hiçbir yerde yoksunuz. İkiniz de yoksunuz yani. Mert sakat. Abi tamam da yani yoklar. Zaten söylüyor gene. Tamam. Yani, beni rahat bırakın falan e, tamam, diyor çocuk da. Çocuk sakat ya. Başka zamanlarda da dokunmazlıklarda Mert'in böyle inisiyatif aldığını biz görmüyoruz. Ha hayır ama şu Buraya geleceğim. Sakat. Öteki e, gönüller takımına Burak'la Yunus Emre çıkıyor. Yunus Emre daha yeni geldi ya. Operasyon falan geçirdi. Gladyatör oyununa çıkartıyorlar. Parviz burada çok doğru bir isim. Çünkü neden derseniz Parviz'in yaptığı spor dayanıklılık üzerine. Tabii. Spor. Devamlı Hiçmiş darbe alıyor. Bu oyun için. Devamlı darbe alıyor. Devamlı direnç gösteriyor. Bu oyunda dirençle alakalı. O yüzden Parviz'e bir şey demiyorum. Yunus Emre nereden çıktı? Peki kimi koyardın onun yerine? E, kimi koyardım? Yunus Emre olmazdı. Burak olabilirdi. Ama oldu şimdi... zaten de hani başarısız oldu da olabilir yani. Ama Yunus Emre... Senin için geç... malzeme bu. İşte malzeme bu değil. İlayda nereden çıktı? İlayda oynuyor. Ya yeni bak... gelen kızı gladiyatör oyuna i̇şte sokuyorlar. İşte bak burada ne biliyor musun? Bak burada şöyle bir şey var. Şimdi yeni gelen çok yarışmacı oldu. Bak yeni gelen yarışmacılar da benim iddiam şu. Yeni gelen yarışmacılar da hali hazırdaki yarışmacıların biraz motivasyonunu aşağı çekiyor bence. Çünkü yani bir kişi daha geliyor ya. Zaten takımı zor toparlıyoruz. Direnç düşüyor bence. Hani onu savunmak istemiyorsun. Tamam diyorsun. Kaybedelim de biri gitsin diyorsun. Ben burada Peki. samimi bir şey görmüyorum. Yeni gelen kızı gladyatör oyununa ayağının tozuyla sokmak demek, onu cendereye atmak demek. Ben bilinçli yapıldığını düşünüyorum, biliyor musun bunu? Semih çok kalabalıklar. Birileri oynayacak ay, ya. Ila Nereden İlayda ya. mı oynayacak Semih, yani yeni Semih geldiği gibi gladyatör oyununa çıkıyor? Semih niye öyle düşünüyorsun kardeşim? Murat abi ne bak. gibi bir şey biliyor musun? Şampiyonlar Ligi finali oynuyorsun. Ay, ay, ama bak. Hiç e, ee, ilk 11'de maça çıkmamış genç bir arkadaşımız geliyor. Evet. Tek direktör diyor ki ilk 11 başlatıyor. Ama bir dakika. Bütün takım itiraz eder. Ben de tam tersini düşünüyorum senden. Niye sana açıklayayım? Şimdi kardeşim yeni gelen adamın avantajı var bana göre. Ben olsam ben de yeni gelen oynatırım. Niye biliyor musun? E ben orada açım, bilmem neyim, güçsüzüm. Adam gelmiş, yemiş 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 gelmiş. O daha benden güçlü. Ben onu hemen oyuna koyarım. Niye koymayayım? Beş erkek, dört kadın oynamak zorundalar zaten. Kadınlar mecburen Hayır mecbur, çıkıyor. ol, mecbur olmasa da oynatırım kardeşim. Adam benden güçlü. Ya yani o, o kadın benden güçlü. Kadın yeni gelmiş oraya. Yok yeni gelenin ama gücü de var ee, Tecrübesi. Oğlum, besin, besin. Ama arkadaşların tecrübesini ne yapacağız? Oyunlara alışmışlar, oy, sıcaklar. Ya o da bir avantaj. Dünya ya bu tartışılır. Yani bunun zaten tecrübenereksi var ya abi? Ya şey. sonuçta abi, bir şey ya. söyleyeceğim. Bütün oyunu bu yeni gelen yarışmacıların üzerine ya. yıkmadılar ya. Bir kere çıktı canım yani. Sizin attığınız konu çok güzel ortaya. Bak, her sene duyduğumuz bir tartışma. Doğru eksilme. Nereden öğrendiyse bu yarışmacılar hep aynı şeyi söylüyor. Doğru eksilme, doğru eksilme. Kime göre doğru eksilme? İyi iyisi var. Sen Evrim çürükler var diyorsun, performans olarak kendi altındakileri gitmesi gerektiğini söylüyorsun. Onlar kim? Tayfun, Yunus işte Tayfun, Gizem, Ceyhun. Ceyhun değil mi? Burak falan bunları söyledik. Hadi gitti. Nisa da geliyor diyor doğru eksilme. Sen de Nisa'nın altındasın. Nisa bunu dediği zaman Evrim sen Nisa'yı dövüp diyecek misin? Evet haklısın doğru eksilme sıra bana geldi ben gitmeliyim. Ama sıra sana gelince Evrim sen diyeceksin ki doğru eksilme ne doğru eksilmesi? E, sen gideceksin Nisa diyeceksin. Yani kime göre, neye göre doğru eksilme? E, Nisa'nın da üstünde Meryem var mesela. Meryem de o zaman çıkıp şunu diyebilir miydi? <laughs> doğru eksilme yok. İşte Evrim bize yük oluyor, Nisa bize yük oluyor. Ben tek kalmalıyım. Yani neye göre bir şey e, piramit oluşturuyorlar? Bu piramidin tepesindeki isim kim? Herkes de bir doğru eksilme. Hangi akılla bunu ortaya atıyorlar? Bana Allah aşkına onu söyleyin ya, doğru eksilme. <laughs> kim yaptı bu listeyi? <laughs> thank you